Acaba şu an ses nasıl? Umarım iyidir. Seren Millet Keşeli ile Araba Sohbetleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün TikTok yayınlarında ve videolarda kullandığımda bana en çok sorulardan sorulan sorulardan birisi olan soruyu cevaplayacağım. Bana bu soru her seferinde soruluyordu ve ben de teker teker cevaplamaktan yorulduğum için bir video çekip bundan sonra soranlara bu videoyu göndermenin daha mantıklı olacağını düşündüm. No contact kuralı nedir? Neden no contact kuralı bu kadar önemli? Neden no contact kuralını tavsiye ediyorum? Hangi durumlarda tavsiye ediyorum? Başlayalım. Konfor alanından çık. Öncelikle şunu söyleyeyim, no contact kuralı benim uydurduğum bir şey değil. No contact kuralı dünya genelinde yaygın olan ve bolca kullanılan bir şey. Türkiye'ye bunu ilk getiren ve Türkiye'de ilk kez bunu öneren kişi de Erkek Adam sitesinden Mahmut abi oldu. Ben ondan duydum ilk olarak. No contact kuralı ne demektir? No contact kuralı önce neden böyle bir şey var, ne işe yarar bundan bahsedeyim. No contact kuralını sen sevgilinden ayrılmak zorunda kaldın. Yani senin ayrıldığın durumlarda değil ama onun seni terk ettiği durumlarda veya birini unutmak istediğin durumlarda kullanacaksın. Sevgilinin seni terk etmesi dışında nasıl durumlarda bu gerekebilir? Biriyle konuşmuşsundur, bir süre görüşmüşsündür, ondan sonra işleri batırmışsındır. Çok fazla aramışsındır, çok üstüne düşmüşsündür. Bu yüzden o kişi seni istememiştir. Bunun üzerine unutabilmek için ve kendi çizilen karizmanı, imajını düzeltebilmek için no contact kuralını kullanabilirsin. Yani no contact kuralını sevgilin seni terk ettiğinde veya işleri baştan batırdığın zaman kullanacaksın. Sen eğer ayrılan kişiysen, o ilişkiyi bitiren kişiysen no contact kuralı yapamazsın. Bu senin bir işine yaramaz. No contact kuralı terk edilen kişinin yapması gereken bir şeydir. Peki neden yaparız bunu? Nedenden önce nasıl yaparız? Peki bu no contact kuralını nasıl uygularız? No contact kuralı nedir? No contact kuralı adı üstünde temas yok demek. Tamamen o kişiyle teması kesmek. Yani o kişiyi aramayı bırakıyorsun. O kişiyi mesaj atmayı bırakıyorsun. O kişiyi sosyal medyadan takip etmeyi bırakıyorsun. O kişinin olabileceği ortamlara gitmeyi bırakıyorsun. O kişi hakkında konuşmayı bırakıyorsun. Ortak arkadaşlarınızla o kişiden bahsetmeyi bırakıyorsun. Çünkü genelde bu ortak arkadaşlara o kişiden bahsetmek de hani şöyle şöyle bir şeyler söyleyeyim, ne kadar derbeler olduğumu görsün ve bunu da o kişiye anlatsın şeklinde yapılıyor. Bunu da tamamen bırakıyorsun. No contact kuralı kısacası bu. Senin yapabileceğin şey bu. Yapmanızı istediğim şey de bu. Bunu neden yaparsın? Çünkü no contact kuralı senin ayrılık acısını en erken atlatmanı sağlayacak şey. Bununla birlikte karşındakinin seni özlemesini sağlayacak tek şey. Biriyle ayrıldığını düşün. O seni terk etti. Burada çoğu erkek şunu yapar. Ya konuşarak ikna etmeye çalışır. Ya bir yalvarma moduna girer. Lütfen beni terk etme. İşte sensiz yapamam. Ya çok sorgular, işte neden böyle yapıyorsun, ben bunu hak etmedim gibi. Ya da agresif tavırlara girer. Yok işte sen beni terk edemezsin, seni mahvederim, ben senin için şunları yaptım gibi saçma sapan tavırlara girer. Bunların hepsi yanlış. Bunların hiçbiri o kişiyle aranızın düzelmesini sağlamayacak. O kişiyle aranızın düzelmesini sağlayabilecek tek şey no contact kuralını güzelce uygulayabilmek. Neden? Çünkü sen o kişiyle ayrıldığın zaman eğer onunla iletişimde kalmaya devam edersen, mesela mesaj atmaya, aramaya devam edersen, hatta görüşmeye devam edersen, senin yapacağın tek şey şu olmuş olur. O kişinin seni unutmasına yardımcı olursun. Çünkü o kişi seni unuttu. Unutmaya çalışıyor. O kişi senden ayrıldı. Ve ayrılmadan önce, genelde siz erkek olduğunuz için kadınlardan örnek veriyorum. Kadın ayrılmadan önce aylarca bunu kafasında planladı. Ayrılsam mı acaba? Ayrılmasam mı? Hani öyle daha mı iyi olur? Bilmiyorum ki. Ne yapmalıyım? Düşündü aylarca. Ve sana da sinyaller gönderdi. Bu sinyallerde işte ayrılmak istediğini belli etti. İşlerin yolunda gitmediğini belli etti. Ama sen bu sinyalleri algılayamadın ya da algılamana rağmen ne yapacağını bilemediğin için işler düzelmedi ve en sonunda ayrılık gerçekleşti. Ve kadın uzun zamandır bunu düşündüğü için ayrılmayı, eninde sonunda bu kararı verip
ayrılmayı başardığı zaman bir rahatlama hissedecek. İlk haftalarda çok rahatlayacak. 2 hafta, 3 hafta, belki 1 ay çok rahatlayacak. Oh be diyecek, iyi ki ayrıldım. Ama sonrasında eğer sen no contact kuralını uygularsan kadın seni özlemeye başlayacak. İnsan beyni uzun zaman geçtikten sonra sadece iyi şeyleri hatırlar. Kötü şeyleri tamamen unutur. Diyelim ki bir arkadaşın olsun. Aranız çok kötü, çok kavga ediyorsunuz. Ama bitti. Aradan yıllar geçince sen iyi anılarınızı hatırlarsın. Kötü anılarınızı değil. İlişkide de böyle. Kadın seninle ayrılmasının üzerinden uzun zaman geçtiğinde seninle olan kötü anılarını değil, iyi anılarını hatırlayacak sadece. Ve seni özlemeye başlayacak. Seni özlemeye başladığı zaman da sana geri dönme ihtimali çok artacak. Çünkü güçlü bir özlem duygusu hissedecek. Ama eğer sen ayrıldıktan sonra kadınla arkadaş kalmaya devam edersen, ayrıldıktan sonra kadınla konuşmaya, aramaya devam edersen, onun duygusal desteği olmaya devam edersen, kadın seni özlemez. Çünkü sana zaten ulaşabiliyor. Neden seni özlesin ki? Özlemesi için bir sebep yok. Ulaşabildiği erkeği, zaten yanında olan erkeği niye özlesin bir insan? Sen eğer onun hayatından tamamen çıkarsan ancak seni özlemeye başlar. Onu özlemesi için, seni özlemesi için ona bir sebep vermiş olursun. Bu yüzden no contact kuralını kesinlikle öneriyorum. No contact kuralını bu yüzden yapman gerekiyor. Sebebi bu yani. Peki no contact kuralını nasıl yaparsın? No contact kuralının ilk aşaması, söylediğim gibi, iletişimi tamamen kesmek. Bir kere ayrıldığınız zaman, daha önce çok videoda bundan bahsettim, eski sevgilinizi takip etmeyeceksiniz. Ayrıldığınız anda ya da birkaç gün içinde takipten çıkın sosyal mecralarda. Stalklamayı tamamen bırakın. Hikayelerini izlemeyi tamamen bırakın. Neden peki eski sevgilimizi çıkartmalıyız takipten? Çünkü sen onu gördükçe acı çekeceksin. Paylaşımlarına bakacaksın ve stalklamaktan kurtulamayacaksın. Bu da no contact'in bozulmasına sebep olabilir. Aramayı ve mesaj atmayı tamamen bırakıyorsun. Öyle ki doğum gününde yazmıyorsun, aramıyorsun. Hediye falan almıyorsun. Başka bir özel günde yazmıyorsun, aramıyorsun. Sana göndermeli story mi atmış? Yazmıyorsun, aramıyorsun, bakmıyorsun hatta. Diyelim ki bir arkadaşın söyledi, gösterdi. Girip kendi hesabından bakmıyorsun. Hiçbir şekilde iletişim kurmuyorsun. No contact'i böyle yapabilirsin. Bütün iletişimi keseceksin. Devamında kendine odaklanacaksın. Eğer vaktin çok fazla olursa, boş vaktin, sen bu boş vakitlerde sürekli o kişiyi düşünürsün. Bu da faydalı bir şey değil. Bu da işimize yarayacak bir şey değil. O yüzden boş vakitlerini dolduracaksın. Spora başla. Kitap oku. İşine daha çok odaklan. Okuluna, derslerine daha çok odaklan. Arkadaşlarınla dışarıya çık, eğlen. Boş durma kısacası. Sürekli bir şeylerle uğraş. Bir şeylerle uğraşırsan ve o kişiyle iletişimi kesersen zaten çok kısa zaman içinde unutacaksın o kadını. Daha başka ne yapabilirsin? Başka kadınlarla görüşeceksin. Eğlenmeye çık. Ama mesela bunları yaparken gidip aşırı abartılı şeyler yapma. İnadına hikaye paylaşımları yapıyormuş gibi paylaşımlar yapma. Mesela ayrıldıktan sonra hemen klaba gidip orada işte ortamı çekip atanlar, işte başka kızlar bulup fotoğraf çekilmeye çalışanlar, sarmaş dolaş falan. Bunlar aslında sizin unutamadığınızın göstergesi. Bunu göstermek istemiyorsunuz siz. Gidebilirsiniz o mekana ama paylaşım yapmanıza gerek yok. Gidip inadına hemen başka bir kız bulup sarmaş dolaş paylaşımı yapmayın. Gidin başka kızlarla da görüşün ama paylaşım yapmanıza yine gerek yok. Çünkü öyle yaparsan eğer sanki onun gözüne sokmaya çalışıyormuşsun gibi olur. Sen kimsenin gözüne sokmaya çalışmıyorsun. Sen tamamen umursamadığını göstermek istiyorsun. Umursamadığını gösterebilmek için de hiçbir şey yapmamalısın o kişiyle ilgili. Göndermeli hikaye paylaşımı asla yok. İşte onunla müziğimiz de bu deyip onunla story atmak asla yok. Bunlar tamamen yanlış hareketler. Asla sana fayda sağlamayacak hareketler. Tamamen unutup ona göre hareket etmelisin. Arkadaşlarınla vakit geçirirsen, başka kızlarla görüşürsen, boş vakitlerini doldurursan hiç sıkıntı yaşamayacağına eminim. No contact kuralı bu şekilde. Uygulaması da bu şekilde. Peki, no contact kuralı sonrasında o kişi sana ulaşırsa ne yapmalısın? Ki çoğu zaman ulaşır. Her zaman böyle olur. Burada öncelikle şunu düşünmelisin. Sen nasıl ayrıldın, neden ayrıldın o kızla? Bunu düşün
ve sana çok büyük bir ayıp yapmış mı? Bunu kafanda tart. O kişiyle barışmak istemiyor musun? İstiyor musun, istemiyor musun? Buna karar verebilirsin bu şekilde. Eğer o kişiyle barışmak istemiyorsan, o kişi sana ulaştığı zaman mesajına cevap vermezsin ya da telefonunu açmazsın. Bu kadar basit. Bir süre sonra zaten o da pes edip gidecektir. Eğer o kişiyle barışmak istiyorsan, o kişi seni aradığında veya mesaj attığında asla trip atmıyorsun. Asla soğuk cevap vermiyorsun. Çok samimi, eğlenceli, güzel bir şekilde. Mesela nasılsın dedi sana. Aa iyiyim, çok iyiyim aslında, bu sırada işler de iyi gidiyor. Hayatta her şey yolunda, süper tarzında pozitif konuşmalısın. Sonra o kişinin de hal hatırını sor. Nasılsın, ne yapıyorsun işte, iyi misin? O kişi sana ulaştıysa çoğu zaman özlediği için ve seninle görüşmek istediği için ulaşmıştır. Biraz havadan sudan sohbet ettikten sonra eğer barışmak istiyorsan şunu söyleyebilirsin. Ve istersen bu konuları bir kahve eşliğinde konuşalım. Sanki yeni bir kadınla tanışmışsın ve ona buluşma teklif ediyormuşsun gibi. Buluşmaya gittiğinde de yine ilk buluşmada ne yapacaksan, yeni bir kadınla tanışmışsın ve buluşmaya gidiyormuşsun gibi buluşup görüşmelisin ve işleri o şekilde ilerletmelisin. Buluştuğun zaman eskiden şöyleydi, eskiden böyleydi, biz niye ayrıldık, biz niye böyle olduk, bunları konuşmana hiç gerek yok. Dediğim gibi yeni bir kızla tanışmışsın gibi davranmalısın. Bu şekilde bu adımları izlersen no contact kuralıyla kesinlikle başarıya ulaşabilirsin. No contact kuralının en harika özelliği kadını geri döndürmesi ve pişman etmesi değil. En harika özelliği senin kadını tamamen unutmanı sağlaması. Senin aşk acısını yaşamamanı, yaşıyorsan da tamamen hızlıca atlatmanı sağlaması. Eğer ayrılık aşamasında veya ayrılıktan önce no contact kuralından haberdar değilsen ve ayrıldıktan sonra yanlış hareketler yaptıysan, kızın evinin önüne gittiysen, aradıysan, yalvardıysan, kovaladıysan sıkıntı yok. Tam şu andan itibaren no contact'i öğrendiğin andan itibaren no contact kuralı uygulayabilirsin. Yine etkisini gösterecektir. Sen hayatına devam ettikçe kadın her zaman senin değerini sonradan fark edecektir. Senin yapmaya çalıştığın şey bu aslında. Değerli ve muhtaç olmayan bir erkek olduğunu gösterebilmek. Dinlediğin için teşekkür ederim. No contact kuralının faydalı bir konu olduğunu düşünüyorum. Sana da bolca faydası olacağına canı gönülden inanıyorum. Keçeli'yi dinledin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.